Herkese Donay'la oyun oynuyoruz. YouTube adresine selam arkadaşlar. Yeni bir videoyu çekiyorum. Dediğim gibi donanımlarımı tanıtacağım. Donanımları tanıtmak amaçlı bir kağıt hazırladım kendimden otomatik olarak. Bu donanımları tanıtalım başta. Şimdi donanımlarımızı tanıtmadan ilk önce bir sayalım. Diğer tanıtım YouTube arkadaşlar biliyorsunuz. Yani onu yüklettim mi yarın yükleyeceğim onu da. Şimdi bir video çektim arkadaşlar. Aynı videoyu çektim. Tablet yüklememiş. Gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü tabletim bunu kaydetmemesi gerçekten çok büyük. İksarsızlık özür diliyorum. Gerçekten sizden aynı vesile vermeyebilir video. O yüzden gerçekten çok özür diliyorum. Şimdi kasamız, yani benim kullandığım kasa ilk önce Dark Sub-Zero USB 3.0 SSD Ready RTX oyuncu kasası arkadaşlar. Fotoğraflarda bunu görürüz. Ya sağ ya da solda büyük ihtimalle düzenleme programlarımla onları sağ ya da sol yere atabilirim gibi geliyor. Çünkü yani sizin de görmenizi istiyorum bu şeyleri, donanımları. Evet, bu kasamız, yani fiyatı da içeriden belirteyim. Dark Sub-Zero USB 3.0 SSD Ready RTX oyuncu kasamız. Yaklaşık olarak 150 liraya satın aldım. Şu anlık fiyatını tam emin olarak bilmiyorum. 160 lira da olabilir fiyat. Yani siz ona bir şey yapmayın diyorum. Anakartımız arkadaşlar. Anakartımız Asus Maximus 7 Ranger. Gayet iyi bir anakart. Yani videolara onu da gireceğim diyorum. Hayır, görüntülere onu da gireceğim, özür diliyorum. Onu da gireceğim. Şu anlık yani onu ilgili bir açıklama söyleyemem. Gerçekten iyi bir şey yani. Ya da kutu içerisinden resmi vardı, ondan size oradan fotoğrafını çekip gösterelim. Şimdi Asus Maximus 7 Ranger fiyatı söyleyeyim. Tam olarak emin edeyim yani söyleyeyim. 650 liraya satın aldım. Gerçekten kalktı. Bu anakart varsa işlemci hangisi derseniz, işlemci Intel Asper Core i7 4770 4770 diyorum, K değil bakın. 3.4 GHz işlemci hızı var. Overclock'lar 3.9'da çıkıyor. Olması gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten yani ben bu kadar 3.4 verdim. Ama 3.4 verdim yani bu yaklaşık 780 lira olması gerekiyor işlemci. Yani o kadar para verdim, overclock yapamıyorum. Yani BIOS'tan en son o 3 tane seçenek vardı. Power, yani Power Saving'de çalışıyor. Yani normalde çalışıyor, bir de bu en yüksekte çalışıyor. Ama ben ona yazıyorum, herhangi bir şey olmuyor. Overclock, yani overclock'la bir bilginiz varsa lütfen altta yoruma yazın arkadaşlar, çünkü çok zor bir durum bu. Yani diğer oyunları oynarken kasmalar oluyor cidden. İşlemci soğutucumuz Akasa Venom Watto. Gerçekten iyi bir soğutucu. İki bakır boruları var. Güzel performans verecektim. Yani performans veriyor gerçekten. Kaç para derseniz 38 lira olması gerekiyor. Hepsi burada.com'da fiyat arkadaşlar. RAM fazla az değil yani. RAM'imiz Corsair Vengeance 8 GB'lık RAM var arkadaşlar. Bunun fiyatını derseniz yaklaşık olarak 150 liraya satın almıştım. 153 olması lazım. 150 liraya satın aldım. Şimdi fiyatı acayip yükselmiş. Yani 270 liraya çıkmış fiyat. Şimdi RAM'imizi geçtik. Ekran kartı. Ekran kartım Asus'un Nvidia GTX 660 ekran kartı arkadaşlar. Kaç paraya al, yani kaç para şu an fiyat derseniz tam olarak söylemeyeceğim ama işte burada galiba temin edilmemekte oldu bu ürün. Çünkü ben fiyatını yaklaşık olarak 491 olması lazım indirimle birlikte aldım. Gerçekten kalktım hemen diyebilirim. Ama şimdi fiyat inanılmaz 641 lira olmuş. Herhalde Izdal'da, yani Izdal'da ya da Vatan Compatible'da olması gerekiyor. Güç kaynağımız arkadaşlar, gerçekten güç kaynağı iyi bir markadan diyebilirim. Çünkü yani bu güç kaynağını kullandığım önceki markadan Hightower'ın RMS Smart 750 Watt'lık güç kaynağı. Öncekisinden de 600 Watt kullanmıştım. Şimdi 750 Watt yaptım. Çünkü yani upgrade yaparım belki, bilmiyorum. Herhangi bir ekran kartı artışı olursa voltaj yükselmesin ya da oyunlarda ısınmasın, daha rahat güç versin diye. Fiyat olarak 230 lira. Monitörümüz arkadaşlar güzel monitör, Full HD monitör. Samsung'un 21.5 inç Full HD LED monitörü arkadaşlar. Önceki monitörüm
onun eşliği sanıyorsam eşliği olması gerekiyor. Ama bu monitör yaklaşık 398 lira gibi bir fiyatta arkadaşlar. Onun videolarında göstereceğim. Yani resimleri vardır. Yani masa üstünde onları resimlerini gösteririm, çekerim yani. Hard diskimiz Seagate Barracuda 500 GB'lık. Arkadaşlar bununla ilgili bir sıkıntı bilmiyorum. Gerçekten özür dilerim çünkü eski bilgisayarımın hard diskini kullanıyorum yenili ama sistem ona yükle değil. Fiyat olarak gerçekten 500 GB'lık. Gelimli 200 RPM'li 5400 RPM'li olduğunu daha bilmiyorum ama fiyat 113 lira olması gerekiyor. Kutusu da yok. Almak isteyenler 113 liraya Seagate Barracuda 500 GB'lık alabilir. SSD'm var. Kingston IPDX 120 GB'lık SSD'm. Bu SSD gayet hızlı. Sanmıyorsam yazma hızı 150 MB saniyede. Okuma hızı da 555 MB saniyede olması gerekiyor. Yaklaşık fiyatı 280 lira gibi bir fiyatla alabilirsiniz arkadaşlar. Geçelim diğer donanımlarımız arkadaşlar. Yani virüs programımız, webcam'imiz, kulaklık mikrofonumuz, mouse'umuz, mousepad'imiz, klavyemiz arkadaşlar. Şimdi diğer donanımlarda ilk önce virüs programı Asetin Note 32 versiyon 7 arkadaşlar. Yeni çıktı. Önceki sistemimde bir kullanıcı aldığımda 6.7 versiyon. Şimdi yeni aldım. 55 liraya arkadaşlar olması gerekiyor. Gayet iyi bir fiyat. Hepsi burada da satılıyor. Evet, güzel korumalı. Asset Casper'i vardı. Casper'i almadım. Yani Asset daha güzel. Webcam'im yani Fraps'de yani görmüşsünüzdür beni çoğunlukla. Yani kanalı tanıtırken ya da ne desem kanalı ilgili duyuruların bölümünde beni görmüşsünüzdür. Acaba bir şey söyleyeceğim. Acaba şu tişörtü giydiğimde bana o kadar eleştiri gelecek mi? Çünkü şu anki yaklaşık olarak 4 günden beri aynı tişörtü giyiyorum. Çünkü makine daha yıkanmadı, özür dilerim. Bu durumda anladım. Eğer benden sıkıldıysanız kazak da giyebilirim. İlkan'ın Full HD DVX webcam arkadaşlar. Şu sorunları size belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ama yani size soracağım ama ben bunu yapamıyorum. Umarım siz bana altta bir yorum yazarsınız. Çünkü ben şu işlemi yapamıyorum webcam'de. Fraps'e çekiyorum arkadaşlar. Mesela tanıtmak isterim ama kanal vermek istemiyorum şimdi. Spoiler şey olmasın işte. Herhangi bir telif hakkı çiğnemeyelim. İşte bilmiyorum. Sims çekenler var bilir yani. Sağ alt tarafında videonun. Sağ üst tarafta işte. Videonun şeyleri vardır. Şeyleri yani webcam'in yani çektiğim şeyleri gösteriyor. Hani ben de yani duyuru videolarımı çektim. Orada gösteriyordu. Ama ben Fraps'te video çekiyorum. Webcam ile ilgili bir şey yok. Eğer yani değişik bir program varsa oyun videolarında webcam'i koyma. Lütfen belirtin arkadaşlar. Çünkü çok önemli. Oyun videolarımızı webcam'i çekmek de istiyorum. Şimdi ilk alan Flash DVX webcam'ini kaç paraya aldım derseniz. Yaklaşık itibariyle belirttiğim fiyatını arkadaşlar tanmıyorsam 18 lira olması gerekiyor. Ama Izdal ya da Batan Computer'larda bu fiyat 38 lira gibi bir civarda oluyor arkadaşlar. Geçelim kulaklık ve mikrofonumuza. Ben kulaklıkla altı mikrofonu aynı kullanıyorum. Görmüşsünüz de videoda zaten. Kulaklığım var şurada. İkiz kulaklığım. Bir de şu sol kısımda kulaklığımın kolu var. Yani kulaklığımın diyor mikrofonumun kolu var. Onunla çekiyorum. Frisbee'nin mikrofonu kulaklık. Hepsi burada satıyor. 18 lira gibi bir civarda arkadaşlar. Ya da 19 olabilir bilmiyorum. Tam emin indirimle bana 15 liraya geldi galiba. Olması gerekiyor. Gayet sesi iyi ama şu sorun olacak yani bu mikrofonu alanlar ses kötü çıktı diye atmasın, sakın atmasın. Çünkü benim de ilk başta kötü çıktı. Şu sorundan dolayı kötü çıktı. Sims videolarımı görürsünüz yani görmüşsünüzdür. Yani izlediyseniz görmüşsünüzdür. Onları ilk çekerken ses birazcık daha böyle gider gelir gibi. Yani bilmiyorum stereo'yu benzetmiyorum ama o sorunu düzelttim. Sanıkla Sims'i karşılaştığınızda görürsünüz. Ama sorunun şu düzeltmeni şu. Eğer attıysa sakın yapmayın. Sesiniz mikrofona az geliyorsa sakın yapmayın arkadaşlar. Neden derseniz çünkü hani bu Rubin'in şöyle yani değil misal misal yani bu fareyi karıştırma. Biz benim mikrofonun kulaklığını neden değiştirmeyin arkadaşlar? Çünkü hani ses kartının yani sağ sekmede böyle bir üst tuşu vardır. Onu tıklayın. Orada ses kartlarında böyle sesler falan var. Mikrofonun bazını ona çıkardığınızda otomatikman ses daha net gelecektir.
Bu 18 lira dedik. Mouse'umuz yani faremiz. Bu nedenin versiyon 7 Mouthcore mouse'un. Gayet performanslı bir mouse. Neden derseniz eli oturuyor. O ayrı. Çünkü bir de şu tuşlar var arkadaşlar. Söyleyeyim onu. Bir tane tuş var kırmızı. Kırmızıya basıyorsun kırmızı oluyor. Hani o tip var yani ortada dönen şey kırmızı. İkinciye basıyorsun şey oluyor, sarı oluyor. Üçüncüye basıyorsun yeşil oluyor. Ama bu özellik yani böyle değil. Sarıya bastığınızda bir kere sol tuşa tıkladığınızda iki kere ateş etmiş oluyorsunuz. Yani iki kere tıklamış oluyorsunuz. Yeşile tıkladığınızda en üçüncüye üç kere ateş etmiş oluyorsunuz. Yani yorulmanız için bir özellik yapmış böyle değil. Çok güzel bir özellik. Üç çekirdek var bu arada. Şimdi bunu 58 liraya aldım. Mouse'u. Diğer sitelerde tam evde değil ama hepsi burada 58 liraya satılıyor. Bir üst versiyonu da var ama yani bir DPI farkı falan yok diyebildim. Mouse pad'in yani alta deriye koyulan hani şeyinizi çizmemek amaçlı koyulan tahtanızı yani masanızı karalamamız amaçlı koyulan mouse pad'iniz. Mouse pad'in Bluebeam'in large mouse pad'i. Gayet performanslı neden derseniz çünkü mesela hani şuradan bir açayım yani bir. Açtık lambamızı. Gayet performanslı dedim. Bir saniye şuradan bir bakayım. Geleyim. Evet o çekmeye devam etsin o. Bizi ilgilendirmez. Evet dedik. Bluebeam'in Mouthcore dedik. Mouse'u. Şimdi Bluebeam'in large mousepad'i var. Mousepad gerçekten çok güzel. Yani elimize oturuyor böyle. Kayıyor yani. O stilden. Yani böyle bir mağazadan aldığınız ya da öyle ne diyeyim böyle hani üstüne böyle yeşilliği falan kaplamalı değil. Gerçekten silah böyle silah var ve silahını belirtirim onu arkadaşlar. Klavyeyi tam emin bilmiyorum. Uzun köprüde aldım. Bu arada söyleyeyim uzun köprü değişiyorum arkadaşlar. Edirne uzun köprü değişiyorum. Adres belirtmek istemiyorum. Gerçekten ailem bunu şiddetle zararlı önermeyecektir arkadaşlar. Aldığım siyah ucuk klavyesi. 20 liraya klavyeyi aldım arkadaşlar. Buradan olması gerekiyor. BigBank adlı yerden aldım. Android 20 ya da 25 olabilir. Ama sizin bu klavye bulmanızı pek ihtimal gösteremiyorum. Çünkü gerçekten bu modeli bulmak biraz zor olacaktır. Geçelim arkadaşlar. Umarım bakın görüyorsunuz şu anda cümlesi kuruyorum ya. O cümleyi fazla kullanmam. Gerçekten yorumları kötü yazmaları istemiyorum. Video düzenleme programlarımız var. O bölüm var. Video düzenleme programları olarak ilk önce Sony Vegas Pro var, 12, KTC Studio 8 var, Fence var. İlk önce videolarımı nasıl düzenlediğimi anlatayım arkadaşlar ilk önce size. Videolarımı çekiyorum Fence'de görüyorsunuz 30 FPS ile aracılığıyla çekiyorum tam ekran full screen çekiyorum. Onlar çekilirken sonra 60 GB falan oluyor. Sony Vegas Pro'nun 12'den timeline atıyorum Sony Vegas'ın. Sonra render alıyorum. Hemen sonra render'dan şeyden olması lazım. İnternet bilmiyorum tam kısa oldu ama internet tatlı bir tane şey var. İnternet 720p yazıyor. Onu tıkıyorum. Custom template diyorum. O bitrate'i hemen 4 milyona getiriyorum ve render alıyorum. Yaklaşık 1 sonra ben çıkıyor. Sonra atıyorum. CamTSR Studios timeline'den. Timeline'ını atıyorum hemen. Oraya atıyorum. Sonra hemen Seva yani orada kaydet tuşu vardır CamTSR Studio'nun. 720p aracılığıyla kaydediyorum. Video 200 ya da 250 megabyte 200 ya da 250 megabyte aracılığıyla çıkıyor. Net gayet iyi. Fraps dedik. Fraps gerçekten Fraps çok amaçlı kullanılan, oyun videoları amaçlı kullanılan bir program. Benim amacımla gerçekten çok güzel. Kullanmanızı şiddetle öneriyorum. Başka şu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sony Vegas Pro'nun kaç TL olduğuna dair. Sony Vegas Pro yaklaşık olarak 3000 TL olması gerekiyor full versiyonu ama ben onları indirdiğim için torrent ya da yabancı sitelerden indirir, Türk sitelerden indirmeyin. Türk siteler gerçekten yalan söylüyor. Orada indirin arkadaşlar. Evet, daha diyeceğimiz var mı? Unuttuysam bir şey eklersiniz. Sony Vegas'ın dedik o ama yani ya da bir tane torrent alıyorsunuz. Kickax falan ya da Pretabay ya da ne diyeyim Sol ya da torrent ya da ne bileyim başka bir şeyler. Torrentlerle indiriyorsunuz. Sony Vegas Pro 12 Pro indiriyorsunuz. Sony Vegas Pro 12 download ya download demeyin. Tek Sony Vegas Pro 12 yazın. Tıklayın.
Şiitleri en fazla olanı indirin. Sonra Kagan orada vardır zaten. İndirecek yaklaşık 200 milyar falan olması gerekiyor. Camp Desia Studio maalesef 30 günlük olması gerekiyor. 30 günlük. Ben 30 günlük kullanıyorum arkadaşlar. Onu eklersiniz. Yani Camp Desia Studio 8 gerçekten 30 günlük. Ya da Camp Desia Studio 8'i indirdiyseniz mesela indirin. Onu indirdiniz. 250 MB falan olması gerekiyor. 30 günlük bir kullanıcı şeyi var. 30 gün bitirin. İsterinizi yapın yapın. Camp Desia'yı silin. Yeniden orada bir sürükleyin. Yeniden 30 gününüz olsun. Öyle yani. Ben öyle bayağı yaptım çünkü. Flaps'i yani normalde 3 dakikaya da bilmiyorum 3 dakika çekenler var. Hani tam sürümü olmayınca 3 dakika çekiyor. Ama ben tam sürümü indirdim ya da torrent ya da dediğim gibi Sony Vegas'ı indirdiğiniz yerden Prepay ya da Kickbox gibi sitelerden Flaps yazın hemen indirin. Full'ü shield'i en fazla ise kullanın. Bu kadar basit. Bu bölümümüz bitti. Vlog'daki birinci bölüm müydüm bu? Sen artık videoları ne zaman geri ederseniz video hakkında biraz konuşalım. Sen artık videosu yaklaşık olarak şu anda kanalımda Sims'in bile Sen artık 5 olması lazım. Sims'ten dün 4 ile 5 bölümcü bölüm kere. Sen artık 1, 2, 3, 4, 5 bölüm kere. Sonra şimdi Sen artık dün akşam 6, 7, 8, 9, 10, 11 bölüm çektim. Ama yüklemedim. Sims'ten herhangi bir şey yok. Özür diliyorum. Eğer istek gelirse istek üzerine yükleyebilirim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu video yarın kanalda olacak. İzleyeceksiniz orada. Bizi ve beni yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde yeniden büyüyeceğiz. Yeniden büyük bir aile olacağız gibime geliyor. Çünkü istekleriniz varsa hemen şey yapabilirim. Umarım sizi rahatsız etmemişimdir. Umarım saygımla ve sevgimle kalmışımdır. Yardımlarınız için her zaman varım arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.